Merhaba sevgili Migros Türkiye ailesi. Bundan sonra sizlerle birlikte her perşembe futbol gündemini konuşacağız. Kiminle mi birlikte? Kendisi 5 kez üst üste, toplamda 7 kez gol kralı, bir sezonda 39 gol atarak tüm rekorları alt üst eden, altın, gümüş, bronz tüm değerli ayakkabıların sahibi Kral Tanju Çolak. Seninle her perşembe futbolu gündemi, 4 büyükleri ve 18 takımımızın hepsini konuşacağız. Çok mutluyum. Bundan sonra her hafta perşembe günü Migros TV'de çok keyifli bir program yapacağız. Süper. O zaman Tanju ile Havası Gol programımızda ilk önce geçen haftanın sonuçlarına bakalım. Sonra sana puan durumundan bahsedeyim ve bu haftanın maçlarını birlikte yorumlamaya başlayalım. Geçen hafta Trabzon Antalya'yı 4-1 ile geçti. Sivas kendi sahasında 3-1 mağlup oldu Kayserispor'a. Alanya kendi sahasında 1-0 Bursaspor'u yendi. Galatasaray zirvede takibini sürdürerek Malatya'yı 3-0 yendi. Kasımpaşa Erzurumspor karşısında zorlansa da 2-1 galip geldi. Göztepe kendi sahasında ateşe attı kendini ve Akhisar'a 1-0 kaybetti. Ankara Gücü Fenerbahçe gergin geçen maçta 1-1 berabere kaldı. Başakşehir kendi evinde Konya'yı 2-0 geçerek liderliğini sürdürürken Çaykur Rize ise kendi evinde Beşiktaş'tan 7 gol yedi. Bu hafta Başakşehir lider 61 puanla, Galatasaray ikinci 55 puanla, üçüncü Beşiktaş'ın 50 puanı var. Dördüncü Trabzon 46 puanda. Hemen arkasından Malatya, Kasımpaşa ve Alanya geliyor 37 puanla. Sekizinci Kayserispor'un 36 puanı var. Konya ve Antalya Spor 35 puanla 9. ve 10. Rize ve Sivas Spor'un 34 puanı var. 13. Fenerbahçe 32, 14. Ankara Gücü 32. Düşme hattına yaklaştığımızda ise 15. Bursa 28 puanla, 16. Göztepe 27 puanla, 17. Akhisar 24 ve ligin dibinde ise Erzurumspor var 22 puanla. Hemen bu haftanın maçlarından sana bahsedeyim. Daha sonra yorumlarımıza başlayalım. Bu hafta Cuma günü açılıyor perde Bursa-Trabzon maçıyla. Cumartesi maçlarında Çaykur Rize-Göztepe, Konya-Sivasspor, Beşiktaş-Başakşehir. Pazar günü ise Kayserispor-Ankara Gücü, Antalya-Kasımpaşa, Malatya-Alanya ve haftanın kapanışında dev derbi Fenerbahçe-Galatasaray maçı var. O zaman Tanju, hemen seninle birlikte Havası Gol programımızda Bursa-Trabzonspor maçını yorumlayarak başlayalım. Bildiğin gibi Samet Hoca istifa etti ve yerine Mesut Bakkal geldi. Yönetim Bursa'da bir türlü üzerine düşeni sene başından beri yapamadığının fikrindeyim. Çağatay bu hafta yok. Bursa'da bir kaos var. Ama Trabzon kanadına baktığımızda eğer Trabzon bu haftada galip gelirse 46 hafta sonra 6 maçlık sezonun en iyi performansını yakalamış olacak. Ama şöyle bir handikap var da, Trabzonspor üst üste 2 maç kazanamadı. Ama şöyle bir artı daha var. Trabzonspor'da Olcay'ı kazandığını düşünüyorum ben bu hafta. Asistiyle beraber Olcay bir renk kattı takıma. Ekuban'ın daha iyi olacağını düşünüyorum bu hafta. Sen ne demek istersin Bursa-Trabzon maçında? Geçen hafta Alanya'daki mağlubiyet Samet Hoca'nın yolları ayırmasına sebep oldu Bursaspor'da. Senin de söylediğin gibi Bursaspor'da kaos devam ediyor. Kazanamamak işte en kötüsü. Bu neden, niye, ona bakmak lazım. Tabii bugünün işi değil bu. Şöyle ki sezon başı veya devre arası yapılacak transferler takımın hedefini, takımın yol yolculuğunu gösterebilecek durumda olduğunu biliyorum. Cuma günü oynanacak Bursaspor-Trabzonspor maçının çok zor olduğunu biliyorum. Mesut Bakkal'a hoş geldin diyorum. Ama hoş mu geldi, sefa mı getirdi, boş mu geldi? Cuma günü göreceğiz. Bana göre Bursaspor-Trabzonspor maçı ya beraberlik büyük ihtimalle ya da Trabzonspor'un galibiyetiyle sonuçlanır diye düşünüyorum. Bu konuda ben de sana katılıyorum ama Trabzonspor'un galip geleceği inancındayım. Mesut Hoca'nın henüz takımı tanımak için yeterli vakti olduğunu düşünmüyorum. Hemen cumartesi maçlarına geçiyorum. Çaykur Rize-Göztepe. Aslında geçen hafta umduğunu bulamayan iki takım var. Tehlike çanları Göztepe için ciddi anlamda çalıyor. Ne bekliyorsun bu maçtan? Şimdi iki yaralı takım ama bence daha çok yaralı olan Göztepe. Bir kan değişikliği oldu. Teknik direktör Tamer Tuna geldi ve Beşiktaş maçından sonra biz oynayacağımız 8 maçın 8'ini de kazanacağız dedi. Hani nasıl, niye, daha henüz skora yansıyan hiçbir şey yok. Sevgili Tamer Hoca,
herkes Göztepe'nin Akhisar Spor'u çok rahat geçeceğini düşünmüştük ki yaralı küme düşmeye en büyük adaylardan biri olan Akhisar Spor deplasmanda Göztepe'yi yenerek Göztepe'yi SOS vermeye zorladı. Küme düşmenin en büyük adaylarından biri oldu Göztepe. O da ayrı bir gerçek. Rize Spor maçına geldiğimiz zaman çok iyi oynadı. Oyunun pozisyonda farklı zamanlarda kazandığı pozisyonları gole çeviremeyen bir Rize Spor vardı ama isteyen bir Rize Spor var. Özellikle son 7-8 haftadır hem deplasmanda hem içeride kazanan bir Rize Spor var. Sonuç olarak baktığımız zaman Rize Spor'un zorlansa da kazanacağı düşüncesindeyim. Beraberlikte %20 diyorum. Galibiyet %80 diyorum. Rize Spor aleyhine. Göztepe'nin bu deplasmanda ölüm kalım maçı olduğunu düşünüyorum ve Göztepe'nin en azından bir puanla bu deplasmandan döneceğini düşünüyorum ben de. Şimdi geliyoruz. Konya-Sivas maçı. Konya'da Marko ve Skubic cezalı. Aykut Hoca hakimiyeti bir türlü Konya'da kuramadı. Sivas'ta ise cepten yemeye devam ediyor. Geçen hafta da cepten yedi. Evinde Kayserispor'a ağır bir mağlubiyet aldı. Bence bu maç gazozunu olur diyorum. Sen ne diyorsun sevgili kral? Hem de Çamlıca gazozunu olur. İstersen bir içelim, tadına varalım diyorum. Oh be, dünya varmış. Bence bu maçta Konyaspor evinde Sivasspor'a puan vermeyecektir diye düşünüyorum ama bol gollü de bir maç olabilir. Konyaspor Aykut Hoca'nın sezon başı takımı kurmadığından dolayıdır diyorum. Bir türlü takım haline gelmedi. İlk geldiği 3-4 hafta iyi bir ivme gösterdi, kazandı. Ama ondan sonra 8 haftadır kazanan bir Konyaspor göremiyoruz. İyi oynayan bir Konyaspor göremiyoruz. Çok rahat gol yiyen bir Konyaspor görüyoruz. Bu hafta ya galip gelir Konyaspor ya da çok bir sürpriz olur Sivasspor kazanır. Beraberlik ummuyorum. Evet, cumartesinin kapanış maçına geçiyoruz. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Beşiktaş-Başakşehir. İlk önce senin düşüncelerini alayım kral bu maçla ilgili. Tabii ya, sen benim düşüncelerimi al sevgili Dışses. Merak ediyorsun değil mi? Tanju Çolak olarak Beşiktaş'la ilgili ne konuşacak diye. Bir kere Beşiktaş'ı son aldığı galibiyetten dolayı alkışlıyorum. Bu haftanın alkışlanacak takımı. Çok samimiyetle söylüyorum. Ha şanslı mı? Çok şanslı. Devreye 2-1 giriliyor. İkinci yarının 45 dakikasından sonra bir 15 dakika. Rize Spor'un muhteşem baskısı var. Çok gol pozisyonu var. Kaçan goller var. Ama Burak Yılmaz farkı skoru 3'e taşıyor. 4'e taşınıyor. 4-2 olunuyor. 5-2, 6-2 derken Türkiye'nin beklemediği bir skor geliyor. Kaç? 7-2. Hakikaten güzel bir skor. Keyifli bir maç oldu. Hiç beklenmedik bir maçtı. Ben bile Rize Spor'un ivme gösterdiği, özellikle kendi sahasında her takımı yenebilecek nitelikte olduğunu, güçlü olduğunu düşündüğüm halde Beşiktaş hakikaten böyle bize bir salladı. Tüm Türkiye'yi salladı bana göre. Hiç kimse böyle bir 7 skorluk farkı beklemiyordu. Ben diyorum ki Beşiktaş'a, eğer Şenol Güneş havaya girerse, Şenol Güneş bu maçtan çok şey beklemek istiyorsa veya çok şey istiyorsa takıma sahip çıkmalı. Bu maçı kazanırsa ben Beşiktaş'ı haftaya ligin şampiyonu ilan edeceğim. Bak, rakip Başakşehir çok iyi bir takım. Çok sağlam bir takım. Defans anlayışlı, orta saha, hücum, forvet. İnanamayacağın kadar keyifli bir futbol oynuyorlar bana göre. Ben Tanju Çolak olarak söylüyorum. Bu senenin şampiyonluğunu da hak ettiklerini düşünüyorum. Ama şöyle de bir sürpriz var. Abdullah Hoca Beşiktaş'a gelebilir. Aldığımız son duyumlar bu. Bilginize sunuyorum. Ama plasede Okan Buruk diyorlar. Bakacağız, göreceğiz. Burada sevgili başkan ne yapacak, nasıl yapacak? Bir sürprizi var diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın kazanması lazım. Kaybetmemek için oynayacak bir Başakşehir var. İyi bir takım. Ben bu maçın ya Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum ya da Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Sevgili Tanju, Beşiktaş geçen hafta gerçekten Çaykur Rize karşısında net bir skor aldı ama hoca söylentileri var. Madem böyle, Şenol Güneş neden istifa etmiyor? Derbiyi konuştuğumuzda da bundan bahsedeceğiz. Beşiktaş'ın 9 aylık dönemdeki zararı 206.4 milyon. Çok ciddi bir rakam. 3 büyük kulübümüz iflasa doğru gidiyor. Burada gidiyor birileri mu? İflastalar, iflasla gidiyor değil. Burada iflastalar. Birileri artık neden ve neyi bekliyor bilmiyorum. Teknik direktör bir an önce bu takımı, eğer dışarıdan gelecekse, her maçını izlemeli. Her futbolcuyu takip etmeli. Çünkü sonrasında sezon başladığı zaman, getirdiğin zaman takımı tanımayan, takımı bilmeyen bir teknik adam geldiği zaman bahanesi artar. Şenol Hoca ile devam etmenin bir anlamı yok. Kimi düşünüyorsan bunu getirip de
bu hocayı oraya sunsan daha güzel olmaz mı sevgili arkadaşlar? Başakşehir, Beşiktaş'a ters gelen bir takım. Ve Abdullah Avcı gerçekten büyük takımlara karşı nasıl oynatacağını iyi biliyor. Ama Beşiktaş'ta bir türlü istikrar olmadı bu sene. Bence çok güzel bir maç bizi bekliyor. Zorlansa da ama Beşiktaş'ın galip geleceğine inanıyorum bu maçta. Yani seninle biraz hemfikirim. Çok samimiyetle söyleyeyim biraz. Şunu söylemeden geçmeyeceğim. Bir futbolu adam olarak söylüyorum. Gerçekten Başakşehir'in kadrosunu tek tek saydığımız zaman sağ bek ve sol bek Türkiye'nin en iyi sağ bek ve sol beki. Hücum oyuncusu, oyuncuları, Ardalar, diğerleri gerçekten hepsi takım oyunu oynuyor. Bir makinenin dişlisi gibi o kadar iyi birbirlerini tanıyorlar ki, o kadar iyi paslar atıyorlar ki, o kadar güzel gol pozisyonuna giriyorlar ki skoru çabuk bulan bir Başakşehir var. Diğer tarafta da Beşiktaş skoru çabuk bulamıyor. Sadece golü Burak Yılmaz'dan bekliyor. Devam ediyoruz hemen. Pazar maçına geçiyoruz. Kayseri Spor Ankara Gücü maçı. Kayseri'de kaleci Vedat ve sağ bek Lopez cezalı. Ankara Gücü'nde ise Hector yok ve Ankara Gücü'nün gol silahı Orge 8 maçta 6 gol atan o da kart cezalısı. Ben Kayseri Spor'un kendi evinde galip geleceğini düşünüyorum. Sana katılıyorum sevgili Dış Ses. Geçen hafta oynadıkları futbol ortada. Hakikaten çok rahat gol pozisyonuna giriyorlar. Ama bu deplasmanda ne getirir, nasıl oynayacaklar bilmiyorum. Ama şu da bir gerçek. Golcü oyuncularının olmayışı bir handikap. O zaman pozisyonda bulamayacaklar. Golde zorlanacaklar. Kayseri Spor Ankara Gücü maçı. Kayseri Spor'un kazanacağı bir maç olarak nitelendiriyorum. Rahat olmasa bile Kayseri Spor zor da olsa bu maçı kazanacak diye düşünüyorum. Evet, devam ediyorum o zaman. Antalya Kasımpaşa maçı. Antalya ve Kasımpaşa için benim söylemek istediğim Kaybedenler Kulübü. Gerçekten çok fazla yüksekten giderken her iki takım da ligin ilk yarısında iddialı açıklamalarda bulunurken sonra bir de baktık işler tersine döndü. Kasımpaşa haftalar sonra galip geldi. Antalya farklı bir yenilgi aldı. Ben iki hocanın da ve iki takımın da tamamen kopuk olduklarını düşünüyorum. Yani hem hocalar takıma kendini veremiyor hem de bir takım olamadıklarını düşünüyorum. Ama burada Kasımpaşalı Prezege'ye bir parantez açalım. Gerçekten Kasımpaşa devre arasında Prezege'yi satsaymış ne olurmuş? Ligden düşme potasında mı kendini bulurmuş? Çok merak ediyorum. Çok iyi top oynuyor. Gerçekten ligimizdeki iyi ayaklardan biri. Ben Antalya'nın Kasımpaşa'yı kendi evinde yeneceğini düşünüyorum. Ve son olarak da sana Denizli'nin yabancı futbolcu açıklamasındaki fikrini sormak istiyorum. Denizli demiş ki, Denizli hocamız 6 artı 2 nedir? 8 artı 2 nedir? Ya 10 olur, ya 5 olur, ya 7 olur. Artık bu yabancı futbolcu konusunu gündemden bir kaldırsak demiş. Sen ne diyorsun hem maç için hem de sevgili Denizli Hoca'nın açıklamaları için? Sondan başlayayım. Denizli Hoca 8 artı 2, 10 artı 2 yok, onun işi bu değil. Şu anda konuşulacak konu da bu değil. Bence, gündem mi değiştirmek bence istiyor diyorsun? Gündem değiştiriyor. İnanın gündem değiştiriyor. Çünkü Mustafa Denizli bundan 7-8-10 hafta evvel Avrupa hesapları yapıyor. Avrupa hesapları yapan, şampiyon olacağız diyen, son 3 haftaya 2 puan, 4 puan geride girersek kazanacağız diye bir balon uçuran bir teknik adam. Kusura bakmasın, kabul etmiyorum. Teknik adam konuşurken dikkatli konuşacak. Neticede ne yaptı? Galatasaray'a verdi. Eğer şimdi senin söylediğin oyuncu kardeşimizi de Galatasaray'a verseydi, Kasımpaşa hangi maçı ne şekilde kazanacaktı? Çok merak ediyorum. Hangi maçı kazanabilecekti? Ama şu da bir gerçek. Antalya Spor'a baktığımız zaman ilk yarı puanları toplayan bir Antalya Spor. İkinci devre iyi oynayamayan, kazanamayan, zorlanan, gol atamayan, puan alamayan bir Antalya Spor var. Ben bu maçın ya beraberlik ya da Kasımpaşa'nın kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Kasımpaşa daha istekli, daha arzulu, daha gole yakın bir hava içerisinde. Kazanan takımlar içerisinde var. Uzun zamandır kazanamayan da bir Antalya Spor var. Bakalım, yaşayıp göreceğiz. Her hafta ne demiştik, ne oldu diye de tahminlerimizin üzerinden geçeceğiz. Geçeceğiz, geçmeliyiz. Bizi takip edenler farkımızı da yakalayacaklardır, göreceklerdir. Bundan da adım kadar eminim. O zaman çok güzel bir futbol izleyeceğimiz maçtan bahsedeceğim sana. Malatya-Alanya maçı. Malatya'da değişik işler oluyor. Malatya kupada istediğini almış giderken ki Galatasaray'la TT Arena'da 0-0 ilk maçta berabere kaldı. Rövanş için bekliyor şimdi ama ligde yine bir dalgalanma var Malatya'da. Alanya ise son galibiyetiyle Samet Hoca'yı gönderdi. Kaleci Ertaş ve savunmada Murat Akça Malatya'da kadro dışıydı. Bu hafta affetti Erol Hoca. Ama Malatya'da önemli bir kayıp Robin Yalçın. Ön libero'da bu hafta yok. Alanya'da ise Wellington cezalı. Erol Hoca'nın İtalya
ya teklif Florentina'dan teklif. Bu gerçek mi? Yoksa Aspalagas mı? Kendisi 6-7 maçtır Florentina bizi izliyor derken hafta içi Florentina yaptığı açıklamayla Montella'yı takımın başına getirdiğini açıkladı. Florentina kimi nerede nasıl izledi onu ben de bilmiyorum. Ama Alanya'da 13 golli Sisse'den de bahsetmeden geçmeyiz bu maçta. Malatya-Alanya maçı için ne diyorsun? Ben bol gollü bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Sevgili Dış Ses, sana katılıyorum. Ama bu Türkiye'de birçok haber gerçekten gerçekliği yansıtmıyor. Birçoğu Aspalagas, kesinlikle. Yani Florentina, Erol Bulut'u niye izlesin? Malatya'yı niye izlesin? Bu kadar kolay mı İtalya'ya gitmek? Abdullah Avcı'nın da Sevilla'ya ya da Beşiktaş'a gideceği söylentileri var. Ha, nerede var? Nerede bir teklif var mı arkadaş? Hep söylenti bunlar, hep dedikodu. Bu dedikodulara inanmayın. Ne olur inanmayın arkadaşlar. Bir tık daha ya. Dedikoduyu geliştiriyorum. Herkes alttan alevliyor. Fiyatı, rakamı yükseltmeye çalışıyor. Yani bunlar hepsi hesap kitap işi. Bunlar bana göre değil arkadaşlar. Bir ben siyah siyah, beyaza beyaz diyen bir adamım. Buyur Dışset. Bu hafta basına yansıyan, hatta iyi kalemlerden yansıyan bir dedikodudan daha bahsetmek istiyorum sana. Caner Erkin'in de Fenerbahçe'ye döneceği iddia ediliyor. Mümkünatı yok. Ben inanmıyorum. Hiç inandırıcı gelmiyor bana. Bunların hepsi yani haber bulamamaktan, ne yazacağını bilemeyen sevgili basındaki arkadaşların yazdırdıkları, yaptıkları çirkin Aspalagas haberler. Şey ilişkisi bunlar. Menfaat ve hava yaptırma ve para kazandırma sistemi bunlar. Basında o onu istiyormuş, bu bunu. Bunların hepsi yanlış. Gerçek var, çıkar. Gerçek var. O takımı çıkacak diyecek ki ben Erol Bulut'u istiyorum. Veya diğer takım diyecek ki hayır ben bunu alacağım. Ya bunları söylemek kadar normal, doğal hiçbir şey yok ki. Artık sezonun son 4-5 haftası kalmış. İsteyen istediğini söyler, alır, alacağım der, alıyorum der. Bunlar çok doğal. Hiç artık gizli saklı bir şey kalmadı ki. Malatyaspor bu sene gerçekten beklenmedik bir çıkış yaptı. Buna saygı duyalım ve alkışlayalım. Yani Malatyaspor hiçbir spor sever buralara geleceğini düşünmüyordu. Ben Erol Bulut Hoca'yı ve futbolcu arkadaşlarını, yönetimi ve taraftarını kutluyorum. Tebrik ediyorum. Şimdi Alanyaspor'a baktığımız zaman Sergen Yalçın gerçekten dokunduğu yerde farklı güzel şeyler yapıyor, yaptırıyor. Malatyaspor kazanır ya da berabere biter diye düşünüyorum. Ve haftanın en önemli müsabakası ve kapanış maçı. Fenerbahçe Galatasaray. Topu sana vermeden önce maçla ilgili yorumlarından bahsedeyim sana sevgili Tanju. Fenerbahçe'de Mehmet Ekici cezalı. Galatasaray'da ise stoper hakkında Lindima ve Marco cezalı. Bu iki güzide kulübümüz bu futbolcular için nasıl bir ceza düşünüyor çok merak ediyorum. Belki de kendileri için en önemli maçta olmamak, sahada olmamanın bence çok yüklü bir cezası olmalı ki bize gelen haberlere göre de Fenerbahçe Mehmet Ekici için yüklü bir para cezası verecekmiş. Bunun yanı sıra her iki camiada da hafta içi bazı gelişmeler oldu. Fenerbahçe Fenerol kampanyasıyla taraftarından destek istedi. Ve çok da güzel karşılık buldu. Şu anda 10.000 TL üstü yapılan bağışlar hariç 20 milyon TL bir rakam toplanmış. 250 bin kişi Fenerol projesine destekte bulunmuş. Fenerbahçe'nin şu an içinde bulunduğu maddi durumdan çıkmak için bence taraftar şu an üzerine düşeni yapıyor. Bir camia böyle olmalı. Senden maçın sonunda da Fenerol kampanyası için fikirlerini alacağım. Ama Galatasaray cephesine baktığımızda da Galatasaray'da da yönetimle liseliler savaşı bir türlü bitmiyor. Liseliler Galatasaray yönetimini sürekli ultra aslana yakın bırakmazlar. Liseliler bırakmazlar. Devam ediyor. Ne derlerse desinler, ne konuşulursa konuşulsun Galatasaray'da liselilerin dediği olur. Liseliler ne isterse onu yaptırır. Takımlarımız bu kadar zor durumdayken Galatasaray yönetimi de 1 milyon dolar galibiyet primi vermiş Fenerbahçe maçı için. Bu, yani bu topçu bu doğru bir şey mi? Basına gerçek mi, net bu mi? Hatta kaç gazetede var bu? Merak ettim. 4 trilyon olduğu söylentileri var. Daha sonra 4 trilyonu 1 milyon dolarla yönetimin revize ettiği söylentileri var. Tabii ki yaşayıp göreriz ama bunlar basına sızanlar. Sana şunu soracağım ve sözü sana bırakacağım. Ya bir topçunun görevi değil midir çıkıp topunu oynamak? Görevi. Bu bir. Evet. Ve maçla ilgili geldiğimizde de ben Fenerbahçe'de çok kapalı kutu görüyorum. Yani Ersun Hoca öyle dedi, böyleydi, şunu yaptı, bunu yaptı. Bir sistem ya da bir taktik anlayışını haftalardır Fenerbahçe'de göremiyoruz. Galatasaray tarafına geliyorum. Fatih Hoca ceza aldı, takımdan ayrıydı, takımın başına geçti. Ama hala o şampiyon olduğu sezondaki gibi
takır takır işleyen bir Galatasaray'ı göremiyoruz. Son maçında da 3 gol attı. İkisi penaltıdan. Cagne sevinmedi ilk 2 gole. Daha sonra garip bir sevinç. Sosyal medyadan taraftarla diyaloğa girme. Yani kaotik bir maç. Bizim dünya derbisi diye lanse ettiğimiz bir maç. Bakalım ne olacak? Ben Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'a yenileceğine ihtimal vermiyorum. Ama sen ne diyorsun? Sevgili Dış Ses, Galatasaray'da 4 yıl, Fenerbahçe'de 3 yıl futbol oynayarak futbol hayatımı noktaladım. Unutamadığın derbi hangisiydi Fenerbahçe-Galatasaray maçında? Hangi takımın formasını giyerken en unutamadığın Galatasaray maç? Galatasaray formasını giyerken Ali Sami Yen'de 4-3 yenildiğimiz maç var ki hayatım boyunca aklımdan çıkmayan, hiç tahmin edemediğimiz, hiç düşünemediğimiz bir skorla muhalif olduk. 3-0 öne geçtik ilk yarı. 3 golü de ben attım. İkinci yarı kasım ağrıyordu. Mustafa Hoca'ya dedim ki, hocam nasıl olsa 3-0 müsaade eder misin dedi. Hocam asla dedi, ayağında kırılsa dedi. Sen dedi orada çıkıp duracaksın dedi. Durduğun zaman dedi, 2 tane stoper gelemez hücuma dedi. Lütfen oyna dedi. Peki hocam dedim. İkinci yarıya çıktık, skor 3-0. Ha şunu da söyleyeyim. Maça çıkarken inanın bana hayatımın en zor günlerini yaşadım. O zaman yarısı Galatasaray, yarısı Fenerbahçeliydi. Taraftarlar öyleydi, %10 yoktu. Ve maça ısınmaya çıktım. O kadar kötü tezahüratlar var ki bana. Yıkıldım, şok oldum. 3. dakika aşağı indim. Aşağıda koridorlarda ısınıyorum ama Allah'ıma dua ediyorum. Allah'ım diyorum bir gol. Üç kulu vallahi bir elem okuyorum. Allah'ım diyorum bir gol. Ben diyorum bunlara mahcup etme beni diyorum. Bir gol atmam lazım bugün diyorum. Maça çıkıyorum. 3 tane atıyorum arkadaşlar. 3 tane atıyorum. Skor 3-0. Tarihi bir maç. İkinci yarı başlıyor. Bizim sevgili arkadaşlarımız orta sahada pas, geride pas, orada pas. Aykut 3-1. Hasan 3-2, 3-3, 4-3, skor 4-3, mağlup oldu. Tarihi bir maç. İşte bu camialar arasında 3-0 iken 4-0 olabiliyor. En kötü takım giderken diğer rakibini yenebiliyor. Mesela bir maç daha var ki o kadar kötü gidiyoruz. Fenerbahçe'de oynuyorum. Maç Ali Sami Yen'de. Galatasaray'da maç var. Sakatım. Bitmişiz, tükenmişiz. Yenilsek yönetim değişecek. Aykut gol atıyor. 1-0 kazanıyoruz. Düşünebiliyor musun? O yüzden bu maçların skorunu bugünden konuşmak çok doğru olmaz. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en güzide, tarihin sayfalarına girmiş iki kulübün oynayacağı maç gerçekten skorunu bilmek çok zor. Ama ben biliyorum ki tüm sporcular korkunç derecede konsantrasyon olacaklar. Her iki takımda kazanmak isteyen ve gece uyuyamayan arkadaşlar olacak. O yüzden şimdi baktığımız zaman lige kötü giden bir Fenerbahçe var. İyi oynamayan Fenerbahçe var. Gol atamayan Fenerbahçe var. Peki maça kim damgasını vurur? Hangi futbolcuların daha çok ön plana çıkacağını düşünüyorsun? Ya şimdi ben tek tek bunları söylemek doğru olmaz. Çünkü o anda o havayı soluyan, maça iyi hazırlanan, iyi uyuyan, iyi konsantre olan tabii ki forvetlerdir ya da kalecilerdir. Ama maça iki takımda da forvet sıkıntısı var işte. Var, evet. Yani ben var. Hasan Ali'nin ve Velbeyana'nın Fenerbahçe için iki önemli isim olduğunu. Hasan Ali'nin öyle mi? Galatasaray'da ise Belhanda ve Fernandão'nun maça damga vuracağını. Yani ben Fernandão'yu daha iyi görüyorum, daha etkili görüyorum. Ona katılıyorum ama o Fenerbahçe'de de Hasan Ali değil ya. Yaşayıp göreceğiz. Ne, Slimani mi? Kim? Yani ben isim vermek istemiyorum sevgili Dizses. Ama çok keyifli, çok zor, çok gergin bir maçın olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Galatasaray maçları daima olayların maçın önüne geçtiği bir müsabaka oluyor. Biraz daha akıllıca davranmanın gerektiğini artık futbolculara düşüyor, yönetime düşüyor, taraftara düşüyor bunlar. Sevgili Dizses, bunlar ilk maçta yapılan, yaşanan olaylar ortada, alınan cezalar ortada. Yani teknik direktöründen futbolcusuna kadar, yöneticisine kadar bir sürü koskocaman cezalar alındı. Onlar örnek olmalı. Bakalım örnek olmuş mu olmamış mı? Bu hafta sonu izleyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz senin bu güzel yorumların için. Her hafta Perşembe günü Tanju ile Hava, Su, Gol diyoruz. Her hafta sorduğumuz sorularla birlikte doğru yanıtları aldığımız izleyicilerimize çeşitli hediyelerimiz olacak. Bu haftaki hediyemizde Tanju Çolak imzalı milli takım formamız olacak. İlk sorumuz geliyor. Tanju Çolak Avrupa gol kralı alıp altın ayakkabı aldığı sezon kaç gol atarak rekor kırmıştır? Tanju Çolak profesyonel futbol hayatında kaç farklı takımın formasını giymiştir? Tanju Çolak kaç kez A milli takım formasını giymiştir? Yanıtlarınızı bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz Tanju. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Migros TV Türkiye hesabına YouTube'da abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.